Efendim günaydın. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı Hayat programına hoş geldiniz. Önce konumuza ilişkin az sorumuzu birlikte izleyelim. Daha sonra buradayız efendim. Sağlıklı Hayat'ta bugün ağrıları konuşuyoruz. Eklem ağrıları nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için Profesör Doktor Ahmet Köroğlu stüdyo konuğumuz. Evet efendim, az sorumuzla da birlikte izledik. Bugün efendim Profesör Doktor Ahmet Köroğlu hocamız bizlerle birlikte, algoloji uzmanı. Efendim günlük yaşantımızda hayatımızı etkileyen ağrılara ilişkin konuşacağız. Belirtisi, teşhisi, tedavisi nasıl olmalı? Tedavi aşamasında öncesinde aklımıza gelen beyin cerrahisi, ortopedi ve fizik tedavi alanına gittiğimizde zaman kaybı olan ağrıların tedavi alanındaki uzmanlık bölümü konuşacağız. Algolojideki teşhis, tedavi, belirti, tanıları anlatacak değerli hocamız. Ama öncesinde değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada bulunmaktan ben de çok memnun oldum. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli çok vaktinizi bizlerle ve ekibimizle, izleyicilerimize paylaştığınız için biz de sizden bugün çok çok önemli bilgileri öğreneceğiz. Günlük yaşantımızda hocam başta bel ağrısı olmak üzere sırt ağrısı, baş ağrısı günümüzde en yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor ve evet, hayatımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ama direkt olarak açılışta da söylediğim gibi ortopedi, beyin cerrahisi, fizik tedavi alanlarına gidiyoruz ama en önemli alanı efendim unutabiliyoruz. Algoloji. Tabii her hastanede var mı onu da soracağız ama algoloji tedavisi özellikle hangi alanları kapsıyor? Değerli hocamızdan dinlemiş olalım. Öncesinde tanımı nedir hocam? Sizden evet, ağrı pek çok insanın sıklıkla zaman zaman hayatında karşılaştığı, çekmek zorunda kaldığı bir problem olmasına rağmen tanımlaması oldukça hakikaten zor. Ama en kısa şekliyle ağrıyı tanımlarsak gerçek veya potansiyel bir doku hasarına bağlı olarak ortaya çıkan işte duysal, ruhsal bir deneyim, hoş olmayan duysal, ruhsal bir deneyim olarak ağrıyı tanımlayabiliriz. Ağrı tabii pek çok faktörden etkileniyor. Yani herkes her uyarıyı ağrı olarak algılamıyor. Sizin ağrı olarak algıladığınız şeyi ben algılayamayabiliyorum. Bunun nedeni de tabii pek çok faktörden etkilenmesi. İşte eğitimden etkileniyor, dinden, dilden, ırktan, sosyal çevreden, ailesel faktörlerden, genetik faktörlerden etkilenen bir problem ağrı. Evet. Peki tedavisi mümkün mü bir sağlık sorunlarına? Ama siz de diyorsunuz ki kişiden kişiye tanımı, algılaması farklı olduğu için bize de gecikmeli olarak hastalar gelebiliyor. Yani başta sizin söylediğiniz gibi ağrı bizim öncelikli olarak ağrılı hastanın bize başvurması gerekmiyor. Biz neye bakıyoruz ağrıda? Daha çok 3 aydan uzun süredir devam eden, yapılan tedavilere cevap vermeyen kronik ağrılara bakıyoruz. Yani ağrısı olan bir hasta öncelikle neresi ağrıyor? Beli ağrıyor veya işte bir kolunda, bacağında ağrısı var veya eklem ağrıları var. Bunlar öncelikle işte beyin cerrahisi, fizik tedaviye gidip buralarda tedavilerini yaptırıp daha sonra geçmezse eğer ağrılar ve 3 aydan süreden daha fazla devam ederse bize başvurmaları gerekiyor. Yani asıl aksatılan yön orası. Hastalar işte ağrı hastalarının özelliği şudur. Yani nerede ne duysa oraya gitmeye çalışır. Hani denize düşen yılana sarılır derler ya. Şimdi gidiyor, bütün uzmanları dolaşıyor. Fizik tedavi uzmanları, duyduğu bütün uzmanlara gidiyor. Ağrısı geçmiyor. Hatta halk arasında işte hacamatçı, ondan sonra belci, bunlar hala var pek çok yerde. Ve Türkiye'nin neresinde olsun bunlara gidiyorlar. İşte bir sıkıntı umut orada. Evet. Sıkıntı orada. Evet. Yani bir beyin cerrahı veya fizik tedavi veya romatolog veya işte diğer uzmanlar tedavi veya işte kanser ağrıları aynı şekilde tedavi edilemediğinde bize yönlendirilse hastalar çok daha rahat edecek ve ağrıları çok daha kolay bir şekilde faydası geçirilebilecek bir durum.
Peki şimdi algoloji bölümünde birçok sağlık sorunlarının tedavisini anlıyoruz biz. Evet. Ve başarı oranı da çok yüksek. Peki evet. Özellikle bizim bildiğimiz bel ağrısı, boyun ağrısı, kanser tedavisine kadar diyorsunuz. Bölümümüzde özellikle izleyicilerimize daha aydınlatmak adına hangi şikayetler tedavi anlamında? Yani bu tabii doktordan doktor, uzmandan uzmana değişir. Veya çalıştığı hastaneye göre değişir. En sık bize başvuran hastalar baş ağrılı hastalardır. Yani ağrı şikayetiyle bize veya diğer polikliniklere. Baş ağrısı oldukça sık karşılaşılan bir problem. Yaklaşık işte nüfusun her insan hayatının belli hayatı boyunca %60-70 oranında ağrıyla baş ağrısıyla karşılaşıyor. Hatta polikliniğe başvuran hastaların yaklaşık yarısında baş ağrısı şikayet oluyor ama evet. Bunların gerçekten %10'unda ciddi bir problem yatıyor. İkinci sırada en çok ağrı şikayetiyle gelen hastalar bel ağrıları. Bel ağrıları gene insanların hayat döneminde %80 oranında karşılaştığı bir problem. Ve bir diğer önemli problem ve aksatılan ağrı tedavisi aksatılan önemli bir problem de kanser ağrıları. Yani bu hastaların tedavisiyle uğraşıyoruz. Dediğim gibi uzun süre geçmeyen tedavilere cevap vermeyen ağrılı işte bel ağrısı, boyun ağrısı, işte eklem ağrıları olan hastalar, işte kol bacak ağrısı olan hastalar, yüz ağrıları aynı şekilde bu hastaların tedavisini rahatlıkla diğer bölümlerin yapamadığı çünkü pek çok uygulamamız var bizim. Bu uygulamalarla ağrılarını geçirmemiz mümkün. Şimdi sizin çalışmış olduğunuz sağlık kurumuna gelen hasta danışanlarınız çok şanslı. Çünkü sizin bölümünüz her hastanede olmadığını biliyoruz. Doğru mudur hocam? Evet. Şimdi algoloji tabii ki 2011 yılına kadar anestezi uzmanlığı altında algoloji bilim dalı adıyla daha önceden ağrı tedavisi yapmaktaydı zaten. Biz de o şekilde yetiştik. Daha sonra 2011 yılında Sağlık Bakanlığı'nın işte tıp ve diş hekimliği uzmanlık yönetmeliğinde yapılan değişiklikte algoloji artık bir yan dal uzmanlığı oldu. Bu şekilde artık işte beyin cerrahisi, fizik tedavi, anestezi uzmanlığını kazanan hekimler uzmanlıktan sonra yan dal sınavına girerek algoloji uzmanı yetiştirilebiliyor. Ve en son uzmanını geçen yıl verdi. Şu an devlet hastanelerine artık bundan sonra bu şekilde algoloji uzmanları yetişerek hastaların ağrı problemine büyük katkıda tabii bulunacaklar. Tabii 2011 yılına kadar bu şekilde bir resmi bir algoloji şeyi yoktu. SGK ödemesi de yoktu. Devlet kapsamında değildi. Tabii devlet ödemesi kapsamında değildi. Bu önemli bir problemdi. Türkiye'de yaklaşık 1980'li yıllarda algoloji klinikleri açılmaya başlandı. İlk olarak Çapa'da açıldı. Profesör Doktor Serdar Erdiğin'e. Tabii Türkiye'de ağrının bu duruma gelmesine en büyük katkısı olan hocalarımızdan bir tanesi. Kesinlikle. Ve şu anda dediğim gibi artık algoloji uzmanı yetişmekte ve bunlar yakında artık her yere diğer uzmanlar gibi poliklinikler açıp hastaların ağrısını daha kolay bir şekilde çözüm bulacaklardır Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Şimdi siz çok önemli açıklamalarda bulunuyorsunuz. Ekip çalışması olduğunu dile getiriyorsunuz ve her alanda algoloji olmazsa olmaz tedavi anlamında şart. Ama evet. Günümüzde de diyorsunuz ki artık eğitim sisteminin gelişmesiyle birlikte artık tedavi aşamasında da her hastane kapsam altına alıyor algoloji evet. bölümünde. Yani inşallah daha sonra bunlar daha da oturacak. Şu an mesela algoloji uzmanı mezun etmeye başladı eğitim veren üniversiteler. Fakat hala bakanlığın tabii altyapısı buna çok uygun değil. Çünkü algoloji uzmanı yetiştiriyor ama şu an SGK ödemelerinden tutun. Gönderdiği algoloji uzmanının gönderdiği hastanede altyapısı var mı yok mu bunlara çok bakılmıyor. Ama bunlar yani Türkiye burası zaten zaman zaman düzelecektir. Yani ileride zamanla düzelecektir diye düşünüyorum. Biz de kervan hep yolda düzüldüğü için sonra mutlaka
Onların altyapısı da hazırlanacak. Uzmanlar yeter ki yetişsin, dağılsın hastanelere. Emek ondan paylaşımı sonra, olsun evet, ve evet, hastalar evet, bir an önce sağlıklarına kavuşsun. Evet. Şimdi göreve başladığınızdan bugüne hocam, Profesör Doktor efendim Ahmet Köroğlu'nu ağırlıyoruz. Algoloji, yani vücudumuzda bel, boyun, sırt, kanser tedavisine kadar ağrıların şiddetinin tedavi aşamaları nasıl yapılır? Hepsini öğreneceğiz ama göreve başladığınızdan bugüne çok şey değişti değil mi hocam? Artık evet, hastalık olmasını hiç istemiyoruz ama olduğu zaman da doğru teşhis tanı günün şartlarında çok çok kolay. Yani kesinlikle artık günümüz teknolojisiyle tanı ve teşhis açısından sıkıntı çekilmiyor. Tedavi aşamasında sıkıntı çekiliyor. Çünkü yani günümüz koşulları piyasa sağlıkta da bir çok piyasalaşma var. Yani hekimler yakaladığı hastayı maalesef çok böyle ilgili uzmanını hemen göndermek istemiyor. Çünkü sonuçta bir kazanç kapısı. Onu şey yapmamak için de mümkün olduğunca her şeyini kendi yapmaya çalışıyor. Uygun veya uygun değil. Ama maalesef sağlık piyasası bu şekilde. Ama en azından teşhiste problem yok. Yeter ki hasta doğru yönlendirilsin. Doğru yere gittiği takdirde çok rahat, tabii teşhisinde ve tedavisinde çok rahat şeyleri yapılınca, gecikme olmadan yapılabilecek koşullara sahibiz evet, her yerde hemen hemen. Peki şöyle diyebilir miyiz? Tedavinin derecesi ne olursa olsun, iyileştirme oranı çok yüksek olsa da farklı branşlardan sizlere gelene kadar artık orada bir gecikme olduğu için evet, hasta biraz konfor kaybına uğruyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani ağır hastaların özellikle ne kadar geç gönderilirse, ne kadar geç bize gelirse tedavisi de o kadar çabuk, tabii daha zor oluyor yani. Ama maalesef ağrı henüz yani halk bilmiyor. Tamam, halkın bilmemesi normal ama şu an hekimler arasında da henüz daha oturmuş vardı, değil. Evet. Bilmiyorlar. Yani ben şu an burada özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde çalışıyorum. Onkoloji merkezi orası. Fakat hastalar orada kanser hastası, bir sürü kanser hastası var. Henüz onu daha oturtamadık. Yani düşünün, orada bile kanser hastaları ağrısı, ki kanser hastanın %80'inde ağrı oluyor. Tabii. Ama bana %80 oranında hasta ağrı şeyinden gönderilmiyor. Yani bayağı bir açık var burada hala. Tanıtım eksikliği diyebilir miyiz hocam yani burada? Tabii ki tanıtım eksikliği, ama yani hekimlerde de bu eksiklik çok fazla. Biraz ihmal edilme şeyi de var. Sadece tanıtım eksikliği de değil. Biraz ihmal de var. Önemsememe de var. Yani hekimler ağrıyı ikinci plana atıyor. Özellikle onkoloji hekimlerini kastediyorum. Hatta bazı hekimler yani kanser işte, ya kansersin yani biraz ağrında olacak yani, kanserde onu çekeceksin gibi o gözlerine bakıyorlar. Yani ilgisizlik de var, sadece tanıtım eksikliği değil. Burada daha çok efendim hekimlerimize görev düşüyor ama buradan da sağlıklı hayat ekibi olarak uyarımızı yapalım. Vücudunuza geçmeyen ağrılar varsa gitmiş olduğunuz sağlık kurumuna mutlaka ağrı bölümü, algoloji bölümü, doğru söylüyorum değil mi hocam? Evet. Bölümünüz var mı diye de lütfen sorunuz. Zaten devlet kapsamında olduğunuz için de sizin sağlık açısından başarı oranı çok çok yüksek olan tedaviden de faydalanma imkanını bulacaksınız. Efendim Profesör Doktor Ahmet Köroğlu hocamıza gelen sorular özellikle kanser tedavisiyle ilgili, sinir köklerinizdeki sıkışmaya ilişkin, bel ağrılarınız, boyun ağrılarınıza ilişkin, geçmeyen ağrıların tedavileri nasıl yapılıyor diye gelen sorularınızın cevaplarını birlikte dinleyelim efendim. Hocam her tedavi aşaması aynı mıdır ya da nasıl bir size gelen hasta örneğin bel ağrısıyla geldi, orada tedavi aşaması nasıl yapılıyor? Şimdi bize yani dediğim gibi aslında biz 3 aydan daha uzun süre devam eden ağrılara, kronik ağrılara bakıyoruz. Şimdi bel ağrılı hastalarda bu daha farklı tabii. Bel ağrısında 3 aydan uzun sürmesi de şart değil. Daha akut dönemde de bize hastalar başvurabilir. Bunlar da tabii ki önce muayenelerini yapıyoruz. Bunların gerekirse MR'larını çekiyoruz. Hastada ne var ona bakıyoruz. Evet. Yani eğer bir fıtığı varsa, bel fıtığı varsa. Fıtıkla ilgili çünkü çok fazla evet, izleyicilerimiz bel fıtığı varsa, sonuç almak istiyor. Yani ameliyatlık bir fıtık değilse
yani sinirde işte henüz bir hasar oluşturmamış ya da oluşturmaya yakın olmayan bir şey fıtık değilse, bunlarda öncelikle biz ilaç tedavisi ve egzersiz tedavisi yapıyoruz. Tabii ağrı tedavisinin en önemli yanlarından biri de multidisipliner yaklaşım dediğimiz birçok kliniği içine alan bir tedavi yaklaşımı olması gerekiyor bizim düşüncemize göre ve doğrusu o zaten. Dolayısıyla bel ağrısı ve eğer bel fıtığı varsa hastanın bunlar da ilaç tedavisi, fizik tedaviye de yönlendiriyoruz ve egzersiz tedavisine alıyoruz. Eğer hastanın ağrısı şiddetliyse bunlar da epidural steroid enjeksiyonları ya da işte selektif sinir blokları, bazen fıtık sinire bası yapıyor. Ağrının en önemli nedeni de o. Selektif sinir blokları yapıyoruz. Ama hasta daha önceden ameliyat olmuş, ağrıları hiç geçmemiş ya da sonra tekrar başlamış ise tabi onlarda tedavi çok daha farklı oluyor. Onlarda yapılan ameliyata bağlı yapışıklıklar olabiliyor bellerinde. Yapışıklığa bağlı ağrılar olabiliyor ya da fıtığın tekrarlamasına bağlı ağrılar olabiliyor. Onlarda da gene epidural enjeksiyonlar ve eğer yapışıklık varsa, epidural enjeksiyonlara cevap vermiyorsa hasta, epizoroskopi dediğimiz yöntemle kuyruk sokumundan kameralı bir endoskopla girerek, kapalı yöntemle yapışıklık varsa o şekilde açmaya çalışıyoruz ya da ilaç vererek yapışıklığı açıyoruz beldeki. Ya da eğer fıtığı çok büyük değilse, ameliyatlık bir fıtık değil, küçük bir fıtık ve yapılan tedavilere cevap vermiyorsa gene kapalı endoskopik yöntem dediğimiz kameralı yöntemle kuyruk sokumundan girip lazerle fıtığını yakıyoruz. Ya da daha farklı yöntemler de var fıtık küçültmede. İşte fıtık dokusu içerisinde bir takım ilaçlar uygulanarak fıtık dokusu küçültülebiliyor. Veya dışarıdan işte dekompresyon dediğimiz yöntemlerle fıtık dokusu aspire edilerek dekomprese edilebiliyor. Peki hasta size sürekli misafir olması mı gerekiyor ya da belirli sürelerde mi gidip gelmesine izin veriyorsunuz? Tedavi aşaması 3 aydan itibaren başlıyor dediniz. O süre sürekli hastanede kalmasına gerek var mıdır diye? Yok, hayır. Yani bize gelen hasta biz ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamalarını yapıyoruz. Eğer girişimsel bir yöntem yapacaksak, girişimsel yöntemi uyguladığımız gün hasta bize geliyor. O gün işlemini yapıyoruz, akşama genelde gönderiyoruz. Ben hani hastaları öyle en fazla bir gün bazen yatırıyorum. O da lazerle fıtık yakma işlemini yaptıktan sonra belki bir gün yatırıyorum. Onun dışında yatırmıyorum hastaları. Peki siz lokasyon olarak sadece o ağrı bölgesine mi tedavi uygulaması yapıyorsunuz ilaçla medikal destek anlamında? Ya da şimdi bu sadece ağrı bölgesi değil. Evet, neresi ağrıyorsa nedene yönelik tedavi yapıyoruz. Nokta atışı. Yani belde fıtığı hangi bölgedeyse oraya tedavi uyguluyoruz. Evet. Ya da boyunda fıtık hangi bölgedeyse, boyun fıtıkları da aynı şekilde. Onlarda da bu söylediğimiz işlemleri yapıyoruz. Ya da mesela bel fıtığında başka hani neye bağlı ağrılar oluyor? Bazen çok basit nedenlere bağlı da ağrılar oluyor. Fonksiyonel bel ağrıları olabiliyor. Evet, mesela onu biraz irdeleyelim hocam. Çünkü fazlasıyla bel ve boyun ağrıları, efendim romatizma ağrılarına ilişkin bizlere sorular yöneltiyorsunuz. İzninizle ilk telefonumuzu alalım. Çünkü fazlasıyla ağrı sıkıntısı olan izleyicilerimiz bugün bizlerle birlikte programımızı takip ediyor. Tokat'tan izleyicim sattı mı arkadaşlar? Alo. 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 Efendim duyuyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Hoş geldiniz. Hocam bak. Yavrum bütün, ben de kafada gittiğim beyin cerrahine bel kaynatı var bugün. Evet. Bak, dinliyor musun beni yavrum? Canlı yayında dinliyoruz efendim. Evet. Ameliyatın işin var dedi. Ameliyatta da korkuyum. Platin bakmamız gerekiyor dedi. Platinize bakarsın. İşi görebilir miyim? Göremem miyim? Yavrum onu soracağım. Büyük bir ameliyat. Onu sormak istiyorum. Ya, peki Satiye Hanım, yaşınız kaçtır? Tokat'tan bize ulaşmış. Yaşım 56 yavrum. Yaşım 56. 56. Evet. Peki televizyondan takip ediniz bizi. Çok geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bel ağrılarının özellikle
50 yaşından sonra en önemli nedenlerinden bir tanesi de osteoartrit dediğimiz kireçlenmelere bağlı ağrılar ve yaşlanmaya bağlı olarak işte omur arasında yastıkçık görevi gören disklerin yıpranması, dış tabakasındaki kıkırdak dokunun yıpranıp yastıkçık görevini yitirmesi, incelmesi sonucu omur aralıklarının daralması ve tabii ki osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı kemiklerin zayıflaması sonucunda omurlarda kaymalar, daralmalar ve de omur eklemlerinde kireçlenmeler ortaya çıkıyor. Şimdi hanımefendinin problemi de gene bu söylediğim yaşa bağlı ortaya çıkan kayma ve kireçlenmeye bağlı bir durum. Bu sinirlerde basıya neden oluyor. Belden aşağı bacağa giden sinirlerde basıya neden oluyor. Tabii bunlarda tedavi olarak platin yerleştiriliyor. Hanımefendinin yaşı 56 dedi yanlış hatırlamıyorsam. 56 dedi. Ya bu yaş platin için tabii kayma varsa eğer belinde bunu düzeltmenin tek yolu tabii ki platin yerleştirerek bunu tedavi etmek. Onun dışında yapılacak tedaviler biraz geçici olur. Mesela doktoruyla iletişimde olması. Biz bu tür hastalarda hangilerini alıyoruz? Yaşı çok ileri. Artık ameliyat edilemeyecek bir hasta ise bunları biz tedavi için alıyoruz. Bunlar da işte fıtıklaşma oluyor, sinire bası oluyor, oralara enjeksiyon tedavileri ve omur eklemleri arasında kireçlenme, faset eklem dediğimiz yerlere de sinirleri yakma tedavisi yapıyoruz. Buna da cevap vermesi de omurla pil yerleştirmek gerekiyor ve bu pille ağrılarını geçirebiliyoruz. Ama hastamız biraz ameliyat açısından uygun. Çünkü kayma varsa siz bu kaymayı düzeltmezseniz ağrısı tamamen ortadan kalkmıyor. O yüzden kayma varsa ve ameliyat edilecek bir kayma ise grade 2'nin üzerinde bir kayma ise ben ameliyat olmasını öneririm. Sizin alanınız doğru mudur hocam? Tedavi aşamasında mutlaka size gelmesi gerekir. Bölüm Hayır olarak. Yok. Bu hastamızın beyin cerrahına beyin gerekiyor. Beyin cerrahisi. Öncelikle beyin aşaması. Cerrahisi. Beyin cerrahisinin ameliyat etmesi bence de daha uygun. Evet. Eğer o şekilde şikayetleri geçmesi ondan sonra zaten destek bizden olarak, başka evet, destek şey olarak yok. Siz evet, devreye giriyorsunuz. Biz Algoloji bölümü evet. Efendim. Efendim bu tip şikayeti olan izleyicilerimiz önce beyin cerrahisi alanında tedavilerinizi sürdürüyorsunuz. Destek olarak da eğer geçmeyen ağrılarınız olursa da ekip çalışmasıyla Algoloji bölümünde değerli hocalarımız sizler için hizmet vermeye devam ediyor. Ankara'ya gidelim izninizle hocam. Fatma Hanım telefon attığımızda duyabiliyor muyuz bize? Alo. Fatma Hanım. Alo. Hoş geldiniz. İyi haftalar size de. Teşekkür ederim. Size de iyi haftalar. Fatma Hanım, öncesinde sohbete başlamadan önce her programda uyarı yapıyoruz ama televizyonunun sesini bizlerle bağlantı kuran arkadaşlarımız, izleyicilerimiz sesi kapatırsa biz daha sağlıklı duyacağız. Çünkü ses yankı yaptıkça hocam evet. Hem duyamıyoruz hem de iletişim kopukluğu oluyor. Telefondan evet, duyun efendim. Yani arada bir şey vardı. Televizyonunuzun sesini kısır efendim. Tamamen telefondan dinleyin bizi. Tamam. Şimdi dinliyoruz. Buyurun. Tamam kıstım. Evet. Ben Ankara'dan aradım. Hoş geldiniz. Belimden bir ameliyat oldum. Bel fıtığı ameliyat oldum. O ameliyattan sonra tekrar başka yerden. Teşekkür ederim. Çok büyük iki tane fıtığım var. Ameliyat dediler. Ama ben durumum müsait olmadığı için olamadım. Yani bana bakacak kimse olmadığı için olamadım daha doğrusu. Onu öyle taşımaya çalışıyorum. Fizik aldım. Birkaç kez fizik tedavi oldum. Ama bunun için ben gelebilir miyim acaba? Ertelenen tedavi aşamasında hocam destek evet. Algoloji bölümünden olabilir mi? Çok geçmiş olsun efendim. Sorunuz var mı? Teşekkür edelim izleyicimize. Yok. Peki efendim televizyondan takip ediniz. Çok geçmiş olsun. Sağlıklı günler. Hocamın bilgilerini de takip ederseniz canlı yayında ulaşmış olacaksınız. Buyurun hocam. Şimdi hastamız daha önce ameliyat olduğunu ve daha sonra tekrarladığını söylüyor. Evet. Ve anladığım kadarıyla en az iki tane fıtığı var ve büyük olduğunu söylüyor. Tabii filme bakmadan bir şeye karar vermek elbette çok zor ama anladığım kadarıyla bu tekrarlanmış bir fıtık. Yani
Bizim bir de başarısız bel cerrahisi dediğimiz bir durum var. Başarısız evet. bel cerrahisi nedir? İşte daha önce ameliyat olduktan sonra bir ay geçmeden eğer tekrar aynı şikayetleri geçiyor ya da hiç geçmeden şikayetleri hiç geçmiyor da tekrar başlıyor bir ay içerisinde ya da bir aydan sonra şikayetleri tekrar başlasa bile bunlar da işte dediğim gibi fıtığın tekrarlamasına bağlı olabiliyor ama fıtığın tekrarlaması daha çok bir aydan sonra oluyor. Bir aydan önce olduğu takdirde bu başarısız bel cerrahisi. Bir aydan sonra da yapışıklıklara bağlı ortaya çıkan bel ağrıları bu başarısız bel cerrahisi olarak adlandırmak doğru değil ama maalesef böyle adlandırılıyor. Ameliyata bağlı iyileşme sırasında oluşan skar dokuları orada zarları giriyor, sinirlere bası yapıyor ve ağrı yapıyor. Bu da başarısız bel cerrahisi olarak adlandırılıyor ama hanımefendininki tabii farklı. Onda daha sonra ortaya çıkan, farklı seviyelerde ortaya çıkan iki fıtığı ve büyük fıtığı olduğunu söylüyor. Şimdi bu tür hastalarda fıtık büyükse ben ameliyat dışında tedavi önermem. Ha, ameliyat olmak istemezse demin biraz önce söylediğim lazer ile diskle kompresyonu dediğimiz kapalı lazerle girip yakılabilir. Ama onlar da tabii ameliyat kadar tamamen fıtığı yok etmiyor, küçültüyor fıtığı. Ha, ne yapıyor? Basıyı azaltıyor, sinire basıyı, şikayetlerini azaltıyor ama fıtık tamamen yok olmuyor. Büyük fıtıklarda ben ameliyatı öneriyorum ama biraz küçük fıtık, tabii onun MR'a bakarak karar veriyoruz. Daha küçük fıtıklarda lazer ile fıtık yakma yönteminden tabii ki fayda görürler ama hanımefendinin büyük olduğu için ben ameliyat olmasını tavsiye ederim ama ameliyat olmak istemiyorsa bunu yapan merkezler var gene ağrı merkezleri, algoloji kliniklerinde lazerle diskle kompresyonu dediğimiz yöntem ki Ankara'da yapan yerler var biliyorum rahatlıkla yaptırabilir fakat büyükse ameliyat olması daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi ameliyatla ilgili çıkan kararlara efendim tamamen çözüm olur mu diye değerli hocamıza yöneltiğiniz sorular var. Tamamen ameliyatsız kesin çözüm müdür? Yanlış anlaşılması da olmasın izleyicilerimizin paylaşalım hocam. Şimdi hiçbir şeyde kesin çözüm diye bir şey olur yani şey söylemek kullanmak ya da çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani çünkü her ameliyat ismi endişe ve korku mutlaka. Ameliyat da aynıdır. Yapabilir. Ameliyat olduktan sonra da hastanın şikayetleri tamamen geçmeyebilir. Bu şekilde ameliyatsız yapılan fıtık tedavilerinde de tamamen kesin çözüm demek tabii ki mümkün değil ama tabii ki hastaya göre, duruma göre doğru tedavi yapılan tedaviler hani kesin çözüm olmasa da en doğru yapılması gereken şey o ise onun yapılması gerekiyor. Ama tabii ki hiçbir şeyde kesin çözüm olur diye bir şey söylemek çok zor. Destekleyici yani, ve ağrı oranını azaltabilen bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz? Yani lazerle fıtık yakma yöntemi ağrıyı geçirir. Fıtığı küçültür. Ama siz eğer büyük bir fıtığı olan hastaya siz lazerle diskle kompresyonu yapayım derseniz tabii ki tamamen geçirmeyebilir. Evet. Onun için uygun hastayı seçmek lazım. Bu ameliyatlar için de geçerli. Yani her beli ağrıyan hastayı beyin cerrahisine gittiği an tabii ki doğal olarak ameliyat etmek ister. Bel ağrıyor, fıtığı da var. Ameliyat eder ama her ameliyat ettiği hastanın ağrısı geçiyor mu? 100 hastanın 10'uyla 40'ında 40'ında geçmiyor. Yani o yüzden doğru burada, hastaya doğru işlemi yapmak lazım. Doğru işlemin yanında sizlere de biraz destek olması lazım danışanlarınız. Çünkü efendim ameliyat olduktan sonra yeni bir hayata kendimizi hazırlamazsak beraberinde birçok fıtık ve ağrılar da gelebilir. Evet. Yaşam tarzımızı da değiştirmek gerekiyor burada. Tabii ki. Ya belimizi korumamız lazım zaten. Yani ben ameliyat oldum veya işte ne bileyim fıtık yakma işlemi yapıldı. Artık istediğim her işi yapabilirim demek doğru değil. Mutlaka her şekilde bel koruyucu egzersizler, bel kaslarını güçlendirici egzersizlere gerek ameliyat olan hastaların, gerek fıtık yapma işlemi yapılan hastaların devam etmesi gerekiyor. Evet. Ve bel koruyucu şeylerin kuralların da uygulanması gerekiyor. Yani beline doğru davranması lazım. Otururken, yatarken, günlük işlerini yaparken belini zorlamaması gerekiyor. Evet hocam. Bunlara dikkat etmediği takdirde ameliyat da olsa fıtığı tekrarlayabilir veya olan fıtığı tekrar başka yerden fıtık gelişebilir veya diğer işlemler için de aynı şey geçerli. Burada kendimize çok çok iyi bakmamız evet. gerekiyor efendim. Tedavi sonrasında kısacık bir ara verelim daha sonra buradayız efendim. Müzik
Sağlıklı Hayat'ta bugün ağrıları konuşuyoruz. Eklem ağrıları nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için Profesör Doktor Ahmet Köroğlu stüdyo konuğumuz. Efendim, kısacık bir reklam arasının ardından sizlerden gelen soruları da değerli hocamızla buluşturmaya ekip arkadaşlarımızdan aldık ve buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü baş ağrıları var geçmeyen izleyicilerimizin, sırt ağrıları var, romatizma ağrıları, özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrıların çözümü yok mudur? Şu an sizi izliyorum. Alana bölüm olarak doğru mudur algoloji bölümüne hocam? Romatizma ağrıları, evet. Baş ağrıları hocam, evet, çok sık. Evet, evet, mevsim evet. Geçişlerinde en sık rastladığımız sağlık sorunları değil mi hocam? Romatizma, evet, baş ağrısı. Romatizmal ağrılar oldukça sık. Eklem ağrıları tabii mevsim geçişlerinde, kış mevsiminde soğuk, yağmurlu havalarda oldukça artıyor. Tabii bu hastaların bir kısmı fibromiyalji dediğimiz miyofasyal ağrılı hastalar oluyor. Evet. Bu fibromiyalji hastalarında daha çok bunlar baş ağrıları şikayetiyle de çok başvuruyorlar. Baş ağrısı, sırt ağrısı şikayetleriyle, bel ağrısı, bacak ağrısı şikayetleriyle bunlar soğuk havalarda ağrıları artıyor. Bu fibromiyalji, miyofasyal ağrılarla olan hastalarda. Tabi bunlar da aynı zamanda beraberinde işte yorgunluk, halsizlik, uyku bozukluğu gibi şikayetler de oluyor bu fibromiyalji hastalarda. Bir diğer hasta grubu da osteoartrit dediğimiz romatizmal hastalıklar. Romatizmal hastalıklar aslında iki gruba ayrılıyor. Bir işte halk arasında hep romatizma denir. Romatizma, evet. Bir iltihaplı romatizma vardır, bir de iltihaplı olmayan romatizma var. İltihaplı olmayan romatizmalar aslında bir devlet vergisi gibi. Bu belli yaştan sonra, tabii genetik faktörler çok önemli ama yaşa bağlı olarak, yaşam koşullarına, vücudu kullanma şeklimize bağlı olarak belli yaştan sonra pek çok insanda ortaya çıkıyor. Bunlar neden ortaya çıkıyor? Bunlar işte kıkırdak, eklem dokusu, kemik dokusundaki yaşlanma, yıpranmalara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Eklem yapısındaki kıkırdak inceliyor. Kemiklerde hasar meydana geliyor. İşte bağlar zayıflıyor. Eklem kapsülü zayıflıyor. Eklem aralığı daralıyor. Ve bunlar da hareket sırasında tabii ki birbirine sürtünmesi suretiyle kemiklerin, eklemin ağrılar ortaya çıkıyor. İltihaplı romatizmalar daha farklı. Bunlar, evet, daha kötü durumlar tabii ki hastalarımız açısından. Bunlar da bağışıklık sistemi vücudun kendi hücrelerine karşı bir savaşı sonucu oluyor. Ne oluyor? Orada eklemdeki o kıkırdak dediğimiz doku harap oluyor. Bu bağışıklık sisteminin verdiği reaksiyon sonucunda işte eklemde şişlikler, ağrı, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyor. En çok romatoid artrit dediğimiz durum bu şekilde oluyor. Bir de ankilozan spondilit dediğimiz daha ciddi bir durum var. Ankilozan spondilit daha çok işte omurgayı ve kalça eklemini tutuyor. Orada hareket kısıtlılığı ve ağrıya neden oluyor. Romatoid artrit ise daha çok diz eklemi, işte dirsek eklemi, parmak eklemlerini tutup oralarda şekil bozukluklarına, hareket kısıtlılıklarına ve ağrıya neden oluyor. Yani bu şekilde tabii ki soğuk havalarda özellikle bu osteoartritli hastalar ve fibromiyajlı hastaların ağrılar doğal olarak artıyor. Evet hocam. Peki devam edeceğiz. Durmuş Bey, hemen size merhaba diyelim. Daha sonra kaldığımız yerden değerli hocamıza sorularınızı buluşturmaya devam edeceğiz. Duyabiliyor musunuz Durmuş Bey? Duyuyorum efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ahmet hocama bir sorum var. Memnuniyetle dinliyoruz efendim. Bir hafta kadar oldu. Şimdi sağlıklıyım. Yani herhangi bir bel fıtığı, boyun fıtığı bir rahatsızlığım olmadı. Bir hafta kadar sol elimin kapanmasında bir gece yarısı bir şişme, kapanlama olayı oldu. Evet. Bununla ilgili geçen araştırmalar içinde nörolojik bölümüne seçildi. Evet. Orası tedavi yaptı. En büyük tekliğinde boyun fıtığı bir koydular. Bunun etken olduğunu da küçük bu. Bunu ameliyatla bir de bulmadım. Parmaklarımda kapanlama olayı devam etti. Son elimin işaret parmağı yanındaki iki parmak. Evet. Sorun bu efendim. Yaşınız kaç Durmuş Bey? 54 efendim. 54. Parmağınızda şişlik mi var şu an?
geceleri, gece vakitlerinde şişme kapanmıyor diye sağlıyor. Evet, peki. Ankara'dan bize ulaşmış. Çok geçmiş olsun efendim. Durmuş Yıldız Hocam. Evet. Buyurun. Teşekkür evet. ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz Durmuş Bey'e. Durmuş Bey'in tabii boyun fıtığı olduğu söylenmiş ama boyun fıtıklarında tabii fıtığın kola giden sinire bası yapması sonucunda ağrı, uyuşma şikayetleri hastaların olur. Belki birazcık kuvvet kaybı da olabilir ama hiçbir zaman boyun fıtığına bağlı olarak parmakta şişlik ortaya çıkmaz. Çıkmaz. Eğer parmakta bir şişlik ve bu şişliğe bağlı bir kapanma, hareket kısıtlılığı söz konusuysa buradaki eklemde ya da yumuşak dokuda bir problem söz konusudur. O yüzden bir romatoloğa da ben gitmesini öneririm. Yani boyun fıtığı sadece hani dediğim gibi orada bir şişlik yapması mümkün değil parmakta. Fıtığa bağlı bir şişlik olmaz. O yüzden bir romatolojiye de gitmesini tavsiye ederim. Romatoloji eğer eklemde veya işte yumuşak dokuda problem yok diyorsa o zaman tabii ki fıtığa yönelik tedaviler yapılır. Şimdi Durmuş Bey'in söylediği ameliyatlık fıtık değil demişler zaten. Eğer ameliyatlık bir fıtık değilse yani biz bu tür hastalarda ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaç tedavisine cevap vermezse de işte boyundan epidural enjeksiyon tedavileri yapılabiliyor. Ama Durmuş Bey'in biraz daha farklı olduğu için ben önce bir romatoloji ya da yoksa ortopedi kliniğine gidip o şişlik problemine yani daha detaylı araştırmasını tavsiye ederim. Evet. Şimdi ilk bölümde boyun ağrılarıyla ilgili efendim sorularınız ikinci bölümde de fazlasıyla geliyor. Yarım kalmasın hocam. Biraz anlatalım izleyicilerimize. Evet. Çünkü bel ve boyun ağrıları hayatı olumsuz etkileyen en sık rastlanan evet. sorunların evet. başına geliyor. Ya boyun ağrıları tabii bel ağrıları daha sık ortaya çıkıyor. Boyun ağrıları biraz daha az görülüyor. Ama tabii ki yaşam kalitemizi oldukça düşüren bir durum. Boyun ağrıları neye bağlı ortaya çıkıyor? Gene aynı beldeki gibi. Burada da omurlar arasındaki o yastıkçık görevi gören diskin gerek yaşa bağlı olarak, gerek zorlamaya bağlı olarak o dış tabakanın yırtılması sonucu içindeki jel kıvamındaki maddenin dışarı taşarak sinire bası yapmasına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Ya da işte biraz önce bahsettiğim fibromiyajlı hastalar. Bu hastalarda aşırı kaslarda kasılma ortaya çıkıyor. Bu kasılmalar omurlarda düzleşmeye neden oluyor. Özellikle boyunda düzleşmeye. Bu belde olursa belde düzleşme yapıyor. Bu düzleşme ne yapıyor? Bu omur aralıklarının daralmasına neden oluyor. Bu yaşa bağlı olarak da ortaya çıkıyor daralma. Kaymalara neden oluyor omurlarda. Ve omur eklemlerinde kireçlenmeye neden oluyor. Bunlar da boyun ağrısı ve daha sonra tabii ki sırt, omuz, kol ve parmaklarda ağrı şikayetleriyle bu hastalar başvuruyorlar. Ya yani bunun dışında hani boyun ağrıları neye bağlı olabilir? Omurlikteki hastalıklara tabii bağlı olabilir. Onlar daha nadir görülüyor ama ciddi problemler onlar. Onların atlanmaması gerekiyor. İşte yaşa bağlı olarak gene omurlardaki değişiklik sonucunda boyun ağrıları gene ortaya çıkıyor. Ya da işte kaza sonrası, işte bir travma sonrası boyunda o şekilde ağrılar ortaya çıkabiliyor. Şimdi kanser tedavisiyle ilgili siz bilgiler veriyorsunuz. İzleyicilerimiz de daha detaylı bilgi almak istiyorlar. Özellikle onkoloji bölümündeki hocalarımızla mı iletişime geçmeleri gerekiyor hocam ya da destekleyici olarak nasıl kanser tanısı almış, tedavi uygulanan hastalar direkt ağrı şikayetiyle bize başvurabilirler. Evet. Yani bir onkoloğun yönlendirmesi şart değil ama tabii ki kanser tanısı konan mutlaka onkolojiye gidiyordur. Çünkü kansere yönelik tedavinin yapılması gerekiyor. O bizim zaten konumuzun dışında. Kanser tanısı zaten hastanın konmazsa kendini bilmesi mümkün değil. O yüzden hani kanserse eğer bir hasta onkolog yönlendirmese dahi mutlaka bize gelmesi gerekiyor. Çünkü bu tür hastalar diğer kronik ağrılarda olduğu gibi kanserde daha da bir hastalığa muzdarip oluyor. Hastalar işte daha önceki işlerini yapamıyor, sosyal çevreden kendini izole ediyor ve bir daha iyileşemeyeceği korkusu, bütün bunlar hastada korku, endişe, anksiyete, depresyon gibi bir takım durumlara neden oluyor ve bu ağrının daha da fazla artmasına neden oluyor. Bu yüzden bu hastalar mutlaka direkt
bence bize gelsinler. Onkolog yönlendirmiyorsa bile bize gelsinler. Ki kanser hastalarında zaten bir basamak tedavisinin uygulanması gerekiyor. Basamak tedavisine göre biz hastanın durumuna, verdiği cevaba göre bu basamağı mütemadiyen işte yükseltmesi gerekiyorsa yükselterek uygun tedavilerini yapıyoruz. Bazı hastalar, bu tabii kanser hastaları da olabiliyor bu. Evet. Özellikle baş ağrılı hastalarda rastgele ilaç kullanma olayı da tabii çok fazla. Ezbere ilaç kullanma. Ezbere ilaç. Evet, özellikle ağrı kesici ilaçları kontrolsüz bir şekilde 10 günden daha fazla almamak gerekiyor. Alırsak kendi kendimize o zaman zarar vermiş oluyoruz. Yani bir sürü, çünkü bunların zararı var. 10 gün üzerinde kesinlikle ağrı kesici alınmaması lazım. O yüzden doktor kontrolü çok çok önemli. Tabii. Ezbere ilaçlar vücudun dengesini, evet, de bozuyor değil mi hocam? Bir taraf onları alırken bir tarafı da... Vücudun dengesini çok fazla bozar. Çok fazla bozar. Bu hemen ortaya çıkmıyor. İlerleyen dönemlerde zaten olunca, evet, ortaya çıkıyor. Bu kanser hastaları için tabii daha da bir şey önem taşıyor. Nedir hocam diye daha... çünkü çağımızın en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor kanser tedavisinde efendim. Algolojinin yeri ve önemini de konuşmaya daha detay devam edeceğiz ama izninizle iki telefonu üst üste alayım hocam. Öncesinde İstanbul'dan Cemal Bey bize ulaşmış. Cemal Bey, duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Hoş geldiniz canlı yayında. Değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Köroğlu hocam. Buyurun. Ben hocama bir şey soracağım. Benim ayaklarımda bir uyuşma var. Nereye başvurdumsa bir türlü şey yapamadım. Yani bir çare bulamadım. Önce şekerden geldi dedim. Ben şekeri ölçtüm, olmadı. Bel fıtığı dedi. Onda bel fıtığına girdim. Filmleri çektim. Her şey yaptım. Yani hiçbir şey çıkmadı. Ayaklarım sürekli uyuşuyor. Neresi uyuşuyor Cemal Bey? Efendim? Ayağınızın neresi uyuşuyor? Ayağımın altı uyuşuyor. Ta diz kapağıma kadar uyuşuyor efendim. Tabandan diz kapağına kadar. Evet. Her iki ayağınız. Her iki ayağınız. Parmaklarım böyle ağaç gibi oluyor. Parmaklarım ağaç gibi oluyor. Her iki ayağınızda da mı var? İkisinde de var. Güç kaybı var mı ayaklarınızda? Gücü nasıl? Oluyor tabii. Oluyor. Bu sürekli mi oluyor? Sadece belli dönemlerde mi oluyor? Cemal Bey, sürekli mi uyuşma oluyor, belli dönemlerde mi oluyor? Sürekli. Belki arada bir ara şöyle az bir gevşek bırakır ama sürekli ayaklarım böyle şey gibi, robot gibi, hiç yürüyemem. Belinizde yani. Ağrı var mı Cemal Bey? Belimde yok. Belinde yok. Nörolojiye gittiniz mi? Nöroloji bölümü. Gittim. Ne dediler? Bir şey bulamadı yani. Bu uyuşmanın şeyi şekerden geldiğini söylediler, evet, bana. Evet. Ama şeker yok. Gittim şeker ölçümü yapıyorum. Ondan sonra bel ağrısını yapıyorum. Hiçbir çaresini bulamadım. Evet. Anladım. Çok geçmiş olsun efendim. İkinci telefonu da izninizle alayım. İkinci telefonumuz da hazır mı arkadaşlar? Alo. 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 Efendim hoş geldiniz. Süleyman Bey. Süleyman Çınar. Siz de dinleyelim efendim. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Doktor efendim. 2 sene önce de sana ameliyat oldum. Evet. 2 ayağımda da uyuşma var. Ayağımın altında uyuşma var. Evet. Ameliyat oldunuz sadece. Süleyman Bey, 1 kere mi ameliyat oldunuz? 2 sene önce ameliyat oldum. 1 ayağımda ameliyat olmadan bir taraftan uyuşma vardı. Baş parmaklarımda. Evet. Ayağın baş parmağında. Şimdi ameliyat olduktan sonra ikisinde de var. İkisinde de var. Geceler daha fazla oluyor. Üstüne daha geldim fazla. O kadar değil. Olmuyor. Hiç geçmedi mi ameliyattan sonra ağrılarınız, uyuşmalarınız? Evet. Ameliyattan sonra ağrılarınız, uyuşmalarınız geçmedi mi hiç? Yok, geçmedi. Evet. Ameliyat olmadan 1 ayağımda vardı. Ameliyattan sonra 2 ayağımda birden oldu. Evet. Peki, çok geçmiş, peki, olsun efendim. Hocam 2 sorum. Doktorlara gidiyorum. Seni sıkışmadı diyorlar doktor bey. Efendim? Seni sıkışmadı diyorlar. Bunun bir çaresi yok mu? Ne diyorlar anlamadım. Sinir sıkışması. Tamam. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler efendim. Buyurun hocam. Şimdi ilk hastamız biraz tabii anladığım kadarıyla nörolojiye gitmiş, herhangi bir problem bulunmamış, şeker hastalığına bağlanmış. Şekerim de yok diyor. Evet. Şimdi bu tür ağrılar tabii şekere bağlı ortaya çıkabilir ya da omurilikteki bir
hastalığa bağlı olarak orada uyuşma olabilir. Omurilin kendi içindeki bir hastalığa bağlı olarak ya da yani belde kireçlenme varsa ama bel ağrım yok diyor. Bakmak lazım tabii. Belde fıtık varsa gene bu tür uyuşmalar olabilir ama bel ağrısı yok. Yani gene de hani o hasta ya şekere bağlıdır ama şekerim yok diyor. O yüzden detaylı başka bir nöroloğa görünmesini ben tavsiye ederim. Bir nörolog eğer ikinci bir nörolog da bir bakıp herhangi bir şey yok diyorsa o zaman bu hasta hani bizim algoloji kliniğimize geldiği takdirde bir değerlendirip bir tedavi planı yapılabilir. Uyuşmalarının tedavisi için biz bunlardan ne yapıyoruz? Öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisine cevap vermezse de lomber sempatik blok yapılabilir. Değerlendirdikten sonra tabii şimdi ben hastayı değerlendirmeden söylediğim her şey tabii ki afaki. Ama öncelikle başka bir nöroloğa tekrar gidip şeyi ekarte etmek lazım. Yani omurilikte olabilecek ciddi bir hastalığı kesinlikle ekarte ettikten sonra eğer nöro ikinci bir nörolog herhangi bir şey yok diyorsa algoloji kliniğine ben gelmesini tavsiye ederim. İlk hastamız için. İlk hastamız için. Evet. İkinci hasta için biraz önce bahsettiğimiz işte başarısız bel cerrahisi. Tamam, tipik bir başarısız bel cerrahisi. Ameliyat olmuş, hiç getirmemiş. Hatta daha artmış. Tabii bu hastamızın da yani bir MR'ına bakmak lazım. Ben MR'ına. Bunda biraz önce bahsettiğimiz yapışıklığa bağlı ağrılar olabilir. Geçirdiği ameliyat sonrasında ortaya çıkan oradaki yapışıklıklar bahsettiği ağrıları yapıyor olabilir. Ya da yani tekrarlayan bir fıtık olabilir. Ameliyat olduğu bölgeden başka bir yerden fıtık gelişmiş olabilir. Ya da ameliyat olduğu yerdeki fıtık tekrarlamış olabilir. Bakıp ona göre bir tedavi planlaması yapmak lazım. Yani bu hastamızda algoloji kliniğine başvurup orada bir tedavi planı yapılabilir. Şimdi çok fazlasıyla sinir sıkışması, sinir köklerindeki ağrıya ilişkin tedavi uygulamasının faydası var mıdır diye gelen sorularınızın cevabını dinleyelim. Sinir sıkışması en sık sağlık sorununun başında da geliyor. Evet, yani sinir sıkışması çok çeşitli yerlerde olabiliyor. Bu fıtıklara bağlı tabii ki orada da sinir sıkışması sonuçta var. Veya işte en çok sinir sıkışması nerede oluyor? El bileğinde karpal tünel sendromu dediğimiz durumlar ya da başka yerlerde de sinir sıkışması olabiliyor. Neden sıkışıyor sinir? İşte sinirin etrafında orada bağlarda, kaslarda hipertrofi dediğimiz ya da kireçlenmelere bağlı olarak sinirin geçtiği alanı daralması sonucu oluyor ve sinirde bir hasar ortaya çıkıyor. Sinir sıkışması olayı kısa en basit şekliyle de bu şekilde oluyor. Bunlarda ne yapmak lazım? Bu hastalarda fizik tedavi uygulamaları, ilaç tedavisi, gerekirse sinir sıkışması olan yere steroid enjeksiyonları yapılması. Bunlara cevap vermiyorsa eğer hasta ameliyatla sinir sıkışmasının olduğu yerde oranın biraz dekompresyonunun açılması gerekiyor. Yapılacak tedavi sinir sıkışmalarında bu şekilde. Ama bu bel fıtıklarındaki sinir sıkışması tabii ki farklı. Evet. Fıtığa bağlı bir sinir sıkışması söz konusuysa orada fıtığın küçültülmesi lazım. Ya da oraya bir biraz önce söylediğim epidural enjeksiyonlar yapılıyor bizim tarafımızdan. Bu epidural enjeksiyonlar neye yarıyor? Oradaki ödemi azaltıyor. Fıtık dokusundaki ve sinirdeki ödemi azaltıyor. Şimdi kronik fıtıklı hastalarda, bel fıtıklı hastalarda sinir o hale geliyor ki normal halinin 10 katı daha kalınlaşıyor. Neden? Çünkü sürekli bir tahribat söz konusu, sürekli bir reaksiyon söz konusu. Orada iltihabi reaksiyon, inflamatuar reaksiyon sinirde kalınlaşmaya neden oluyor. Bunu bir steroid enjeksiyonu yaparak o ödemi ve de tahribatı gidermiş oluyoruz. Bu diğer sinir sıkışmaları için de geçerli ama fıtıkta tabii hepsinde aslında temel yaklaşım aynı. İlaç tedavisine, fizik tedaviye cevap vermiyor. O zaman sıkışmanın nedenini ortadan kaldırmamız lazım. Ameliyat veya işte diğer enjeksiyon tedavileri. Evet. Peki bu enjeksiyon tedavilerinde kilo artışı oluyor mu? Kortizon tedavisi mi evet. diye izleyicilerimiz merak ediyor. Şimdi bu tabii hastalarımızın en çok korktuğu şeylerden biri. Kortizon, tek doz kortizonla kilo artışı olmaz. Tek doz. Evet. Bizim yaptığımız tek doz kortizon enjeksiyonu şeklinde oluyor. Şimdi
Bunu yapmazsak eğer, biraz önce söylediğim o inflamatuar reaksiyon ve sinirde harabiyete bağlı o kalınlaşmayı, ödemi azaltmak mümkün değil. Mümkün değil. Onun için kortizon enjeksiyonu yapmak gerekiyor. Tek doz kortizondan kemik erimesi veya işte kilo alma gibi bir problem olmaz. Tek doz kortizon yapılıyor. Bu korku daha çok uzun dönem tedavilerde. Yani biz en fazla kortizonu 3 enjeksiyon öneriyoruz bir yıl içerisinde. 3 enjeksiyondan fazla kortizon kesinlikle yaptırmamak. Eğer daha fazla aşıyorsa o zaman korkun zaten. Tek evet. dozdan bu yan etki ortaya çıkmaz. Peki hocam, biz de son telefonumuzu alalım. Yavaş yavaş tamam. programımızın kapanışına doğru gidelim. Efendim, duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Necmettin Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Ha, doktor, sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Dinleyelim ben efendim. Doktor efendim dediğimde şunu soracaktım. Benim sürekli başım ağrıyor yıllardan beri. Ama belli saatlerde başlıyor gündüz. Saat 11-12 civarında başlıyor. Gece devam ediyor. Uyuyorum, uyanıyorum, başım ağrıyor. Sabah kalkıyorum, kahvaltı ediyorum. 2-3 saat kesiliyor. Gene ağrıyor başım. Bu, hatta baş ağrımın peşine düşüyor. Ben işimi gücüm bıraktım. Yani çalışmayı bıraktım. Beyin hipofizi davul gitti, onu aldırdık ama baş ağrı kesilmedi. Başınızın neresi ağrıyor Necmettin Bey? Efendim, boynumdan başlıyor. Şöyle sağ tarafından kanal gibi böyle. Daha sonra tas gibi kafamı dağılıyor. Evet. Gözlerim çöktü adeta. Halsizlik, yorgunluk şikayetleriniz, uyku bozukluğu var mı? Yok efendim. Yok. Bu baş ağrı sabahtan başlıyor, akşama doğru artıyor mu? Sabahtan başlıyor mu efendim? Saat 11 yarın mutazlarla başlıyor. Evet. Sürekli ağrıyor. Akşam devam ediyor. Uyuyorum. Evet. Başım ağrıyor. Sabah kahvaltı ediyorum. 2-3 saat kesiliyor. Evet. Ondan sonra yine başlıyor. Peki ne tedaviler yapıldı size şimdiye kadar? Yok, herhangi bir tedavim oldu ağrı evet. için. Yani gitti, ben onkoloji bölümüne gittim. Tekrar aldım ben. Oraya gittim. Evet. Bir doktorumuz dedi ki, şey dedi, migren başlangıç dedi. Burada Çapa'da gitmiştin, onkolojiye 3 posta gittin. Bir netice alamadım, öyle hayat devam ediyor. Evet, geçmiş olsun. Şimdi hastamızın tarif ettiği şey aslında biraz önce bahsettiğim bu gerilim tipi baş ağrıları. Belki onu atlamış olabiliriz. Bu boyundan başlayıp yukarı doğru çıkıyor ve başı böyle mengene tarzında saran baş ağrıları ya da tek tarafı da olabilir. Gerilim tipi baş ağrısını tarif ediyor ve bunlar da biz tabii öncelikle ilaç tedavisi yine yapıyoruz. İlaç tedavisine cevap vermiyorsa bunlar da tetik nokta enjeksiyonu ve de burada sinir blokları yapılabilir. Onun dışında işte buz uygulamaları gene faydalı olur. Boyun egzersizi faydalı olur. Daha çok böyle sıkıntı strese bağlı ortaya çıkan ağrılar, bu tür ağrılar. Bu ailevi stres olabilir, iş sıkıntıları olabilir. Pek çok faktörle ortaya çıkıyor. Yani ben gene gitmiş hastamız aslında algolojik kliniğine ama herhalde uygun tedavi edilememiş. Gene başka bir algolojik kliniğine gidip bu şekilde tedavi olmasını öneririz. Biraz da yaşam yani. Tarzımızı değiştirmek gerekiyor. Yani eğer tabii ki altta yatan nedeni eğer ortadan kaldırmazsanız bir gözden geçirmek lazım. Geçmez yaşama, yani. Evet. O hastalık geçmez. İlaçla rahatlar hastalar. Mutlaka geçici. Rahatlar. Ya da ilaçla rahatlamıyorsa biraz önce bahsettiğim tetik nokta enjeksiyonu ve sinir bloğu yapılması gerekir. Bu hasta için söylüyorum. Ondan kesinlikle fayda görecektir. Onun için başka bir algolojik kliniğine gitmesini tavsiye ederim. İhmal etmeyiniz efendim. Sağlık çünkü en kıymetli zenginliğimiz dedikten sonra efendim. Profesör Doktor Ahmet Köroğlu hocam, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ediyorum olun. Davetiniz Sağ için. Saygılar. Efendim, haftanın ilk işlem gününde bugün sizlerle birlikte geçmeyen ağrılarımıza çözüm algoloji bölümündeki bilgileri değerli hocamızdan öğrendik. Yarın yeniden birlikteyiz efendim. Asmadık.